Şiir konuşmaları istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bu hafta 7. haftamızdayız. Her hafta şehirden farklı isimler misafir ediyoruz. Yani farklı fikirler ortaya çıksın, yapıcı eleştiriler olsun ve çözüm önerileri gelsin ve şehir kazansın. Sonuçta hedefimiz bu. Bu bağlamda da bu hafta geçmiş haftadan farklı bir isim, yani muhalefetten bir isim çağırıyoruz. Misafirimiz Uşak Belediye Meclisi üyesi ve aynı zamanda İYİ Parti Grup Başkan Vekili İnşaat Mühendisi Hümet Duygu. Hümet Bey, şehir konuşmalarına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle tanışmamız yaklaşık 40 yıla yakındır herhalde. Yaşımız 44 ama 40 yıla yakındır. 4-5 yaşında tanışıyoruz. Çocukluktan itibaren artı ilkokulu beraber okuduk. Mehmetçik İlkokulu'nda artı İmren Kayı'da bir öğretmenimiz vardı. Evet. Sonraki süreçte Umpaş Holding'de bir kısa bir dönem beraber çalıştık. Ve 5 yıldır da inşaatların iş güvenliği uzmanlığını yapıyorum ben. Yaklaşık bu süredir tanışmamız devam ediyor. İnşallah bugün sizden farklı fikirler bekliyoruz şehir adına. Yani yeni ve farklı fikirler bekliyoruz. Müsaadenizle programımıza başlayalım. Tabii ki. Siz Hümet Duygu'yu nasıl tanıtırsınız? Bir de aynı yaştayız ama siz daha fit görünüyorsunuz. Yani bunu neye borçlusunuz? Bunu öğrenin. Sevgili dostum, ben 18 Ekim 1976 Uşak Merkez doğumluyum. Annem Elmacıklı Merkez'e bağlı, babam Ketenlik köyünden, Sivaslı'nın. İki taraftan da Yörük çocuğuyum yani. İlkokulu malum Mehmetçik'le beraber okuduk. Akabinde ben Halit Ziya Uşaklı Gül Ortaokulu'nu ve Uşak Lisesi'ni bitirdim. 1994 yılında da Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümüne girdim. 1998'de normal öğretim bölümünü, bölüm birincisi olarak bitirdik. Daha sonra Uşak'a gelip Uşak Belediyesi, ardından bir 16 aylık askerlik, daha sonra tekrar Nizami İnşaat'ta çalıştıktan sonra Umpaş Holding'de, işte seninle tekrar orada evet, beraber çalışma imkanımız oldu. Tekrar bir Uşak Belediyesi. Akabinde de 2005 yılı sonunda belediyeyi bırakarak kurucusu olduğum şu an mevcut Evrenkent Mühendisliği şirketimde devam ediyorum. Rahmetli dedem inşaat ustasıydı. Babam da inşaat ustası. Ben de 12 yaşından itibaren inşaatlarda çalışarak büyüdüm. Üniversite son sınıfa kadar. Yani inşaat alanında hem alaylı hem mektepliyim. Ve 23. yılıma girdim meslekte. 16 aylık asteğmenlik devresi dışında hep Uşak'taydım. O yüzden Uşak'la ilgili fikirlerimiz, sevdamız tabii had safhada. Uşak'ı seven de bir insanım aynı zamanda. Bunlar tabii bugüne kadarki sosyal ve eğitim hayatıma ait şeyler, fikri hayatım olarak düşünürsek de Müslüman Türk olarak tanımlarım kendimi. Milliyetçi demokrat bir insanım. Hayatta iki tane lider tanırım. Birincisi Hazreti Muhammed, ikincisi de Mustafa Kemal Atatürk. Fikri hayatımda da bu şekilde tanımlayabilirim kendimi. Fit yapınızı. Ve oraya gelmeyeyim diye ben es geçtim ama. Yani, ben sağlıklı bir vücudun Tanrı tarafından bize nimet olarak verildiğini düşünüyorum. Ve bunu korumak, kendimize iyi bakmak, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak bizim hem asli görevimiz hem de bir ibadettir diye düşünüyorum. O yüzden sigara içmem, zararlı olduğu söylenen yiyeceklerden mümkün olduğunca uzak dururum. Şeker çok fazla tüketmemeye çalışırım. Az da olsa spor yapmaya çalışıyorum. Ama ana çıkış noktam şu, bir Müslüman olarak bana verilen bu emaneti, güzel, sağlıklı vücudu iyi korumam lazım. Teşekkürler. Bizim bir klasik sorumuz var. Her gelen misafirimize soruyoruz. Yani gerek yurt dışında ve gerek yurt içinde birçok şehri geziyoruz. Evet. Oralarda görüp de Uşak'ta da neden olmasın dediğiniz neler var? Şimdi Uşak olarak çok fazla şehrimizde insanlara sunabileceğimiz fazla bir şey yok. Tarihi güzelliklerimiz belli noktada ve bugüne kadar açığa çıkarılmamış durumda. Ama şunu çok isterdim aslında aklımdan geçen. Guggenheim Müzesi var malum Bilbao'da. Bizim karma hazineleri dünya çapında meşhur. Yeni bir müze binası yapıldı. Güzel, evet. Amaca yönelik bir şey mi? Öyle. Fakat bir Guggenheim Müzesi tarzında bir müze binası yapılsaydı estetik ve sanatsal değeri yani çok kutu gibi yani şu anda. Yani ne yazık ki görsel güzelliği daha fazla olabilirdi. Dünyaca ünlü bir mimarın elinden çıkan proje yapılabilirdi ki dünya çapında ilgi çekerdi o zaman. Uşağa olacak turistik ziyaret sayısını çok artırdı diye düşünüyorum. Karun hazineleri o tür bir müzede sergilenebilirdi. Bence bizim şehrimize değer katacak en büyük projelerden biri bu olurdu. O zaman gerek üniversite öğrencilik döneminde
Ve gerek sonraki süreçte mesela şey sen çıktınız, neresiniz diye sorular, Uşaklıyım. Evet. Yani nesiyle övünerek mesela anlatıyorsunuz şu şeyi? Ya ne yazık ki Tarhana dışında pek bir şey bulamadım. Üniversitede evde kalan arkadaşların yanına Tarhana götürüp Tarhana yapardım onlara. Tarhana dışında çok bir şey yok ama ben Uşak'ı çok seven bir insanım. Ve coğrafi konum olarak ve iklim olarak Türkiye'nin en yaşanılır şehirlerinden biri olduğunu düşünüyorum. En azından yazları o nem, insanı bunaltan nemi yok. Gölgeye geçtiğinde sen de yiyebiliyorsun. Dengeli bir iklim yapısı var. Ayrıca konum olarak da hem Ankara'ya, hem İstanbul'a, hem İzmir'e, hem de güney sahillerine, batı sahillerine böyle çok bazılarına 3,5-4 saat, bazılarına 5 saat, yani 5-6 saat oraya, oraya ulaşabiliyoruz. En güzel konuma sahip olduğunu düşünüyorum Türkiye'de hemen hemen. Evet, bir denizimiz yok. Ama yaşamak için hem çok rahat iklim olarak hem de küçük bir şehir olduğu için her yere ulaşım 15-20 tabii dakika. Ekonomik olarak da insanların yaşamakta çok zorlanmadığını düşünüyorum. Uşağın en sevdiğim yönleri bunlar. Onun dışında Ulubey kanyonlarımız var son zamanlarda. Dışarıdan arkadaşlarımıza, tanıdıklarımıza söyleyebildiğimiz, davet ettiğimiz, gelin gezelim diyebildiğimiz. Bu Ulubey kanyonlarında biraz daha tabii gezilebilir, görülebilir yerlerini geliştirmek. İşte son zamanlarda bir balon meselesi evet var. Macerası çok güzel bir girişim. Projesi kabul edildi. Bu tür şeylerle o tarafta bir iki antik kentimiz var malum. Onların kazılarla biraz ortaya çıkarılması lazım. Bunlar yapılırsa ilerleyen zamanlarda biraz daha turistik açıdan cazip hale geleceğini düşünüyorum. İnşallah. Ya siz Erhan Akçay, Ali Erdoğan ve Mesut Paydan yani belediye başkanı dönemlerinde belediyede çalıştınız. Belediye tecrübeniz var. Şu anda belediye meclisiniz ve İYİ Parti'nin grup başkan vekilisiniz. Size şöyle bir soru soralım. Ya belediye işler nasıl gidiyor? Yanlışlıkla bir şeyler var mı ve çözüm önümüz nedir? Senin de bahsettiğin gibi toplamda 4 yıl ama bu 4 yılda da 3 farklı belediye başkanıyla çalışma imkanım oldu. Bu süreçte tabii belediye yönetimiyle ilgili iyi kötü tecrübe edindik. Hem mesleki açıdan da belediye yönetimlerinin daha çok mühendislere, mimarlara yakıştığını düşünüyorum ben. Çünkü konulara vakıfiyet, imar sorunları, altyapı sorunları, yol sorunları bunlar hep bizim konularımız zaten. Daha iyi çözebileceğimizi, daha iyi organize edebileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki teknik personel olmak sorunların çözümünde tek başına yeterli değil. İyi bir vizyona sahip, yöneticilik becerisi olan insanlar da olmalı aynı zamanda. Aslında hani matematik zekası hani hayata pratik çözüm tabii ki. Çok önemli. Aynen. Analitik zeka çok önemli bir insanda. Ayrıca üniversite okumuş olmanın getirdiği bir sorgulama yeteneği de oluyor. Bunların hepsini birleştirdiğinde bir başarılı yönetici olmak biraz daha bir adım önde oluyorsun diğer insanlara göre. Belediye işlerinin iyi gitmesine yazık ki mümkün değil şu devrede. Çünkü çok büyük borçlar var geçmiş dönemden kalan. Bu borçları ödemeye çalışıyor mevcut yönetim. Ama en acı tarafı da o borçlanmalar yapılırken yine aynı parti vardı iktidarda. Yine aynı parti var. Hesaplar sorulmuyor geçmiş döneme dair. Ve acısı yine Uşak halkından çıkıyor. Gerek %50 su zammıyla çıkıyor, gerekse yetersiz hizmet almakla çıkıyor. Şu aşamada mevcut yönetim herhalde borç ödemekten çok fazla bir şey yapamayacak gibi geliyor bana. Beklentisi yok herhalde halkta. Ya olması lazım aslında. Yani her zaman için belediye insanlarına, halkına hizmet etmeli. Ya gelir getirici projeler? Onları da yapmaları lazım ama buradaki kilit nokta bence bir önceki dönemin icraatlarının iyi bir şekilde sorgulanması ve hesabının sorulması. Mutlaka. Size şöyle bir soru sorayım. Yani normalde mesela belediye seçimleri oluyor. Mesela adaylar çıkıyor, belediye başkan adayları. Ya şehre dair mesela ya belki harika projeler ortaya koyuyor. Ama mesela seçim oluyor. Mesela bir tane bir kişi kazanıyor, diğerleri mesela kaybediyor. Evet. Bu mesela projeler unutuluyor, kayboluyor. Siz mesela geçen seçimde 1800 oyla kaybettiniz ve 1000 kişi parti değiller mesela gelmiş olsaydı muhtemelen yönetmeniz olacaktınız. Evet. Sizin bu projeleriniz mesela nelerdi? En başta onlara bir hatırlayalım. Bir de bir buçuk yıllık süreçte ya belediyeye proje sundunuz mu? Aslında size büyük sorumluluk getiriyor. Aldığınız oy size ciddi bir sorumluluk getiriyor. Evet. Bununla ilgili sizden bir yalan. Şimdi bizim o devredeki en büyük projemiz bence tarım konusunda insanlarımızı bilinçlendirmek. Sözleşmeli tarım yaparak insanlara
organik üretim yaptırarak, onların pazarlanmasına da yardımcı olarak ki Aydın Büyükşehir Belediyesi. Yani bir sera organize projesi var. Evet. Aynı zamanda Kayıl'daki sıcak suyu kullanarak bir seracılık organize sanayi yaparak tarım alanında insanımızı tekrar tarıma yönlendirmek. Çünkü sanayimiz Türkiye'nin yani en gelişmiş illerinden birisi biliyorsun. Tekstil sektöründe iyiyiz. Ya insanlarımız orada asgari ücretle gidip çalışıyorlar ağırlıklı olarak. Halbuki köyünde bu tür işlere yönelse sadece yaşlılar kaldı köylerde malum. Gençleri biraz daha kırsala döndürebilsek, tarım alanında ilerletebilsek hem maddi olarak daha fazla bir refaha kavuşacaklar hem de insanımız düzgün doğru beslenmiş olacak. Bizim en büyük projemiz buydu bence. Tarım alanında insanımıza destek olmak hem üretimde hem pazarlamada. Aslında bunun mesela güzel bir örneği de Banaz'da var. Mesela dün haber çıktı mesela. Evet. Muz yetiştirmeye başladı. Yani Banaz'da herkes bir serada muz yetiştiriyor. Demek yani bir yapılabiliyorsa oluyor yani. Tabii ki. Bu noktada Uşak Ticaret Sanayi Odası'nın orada bir seracılık organize girişimi var şu anda. Bu vesileyle de Selim Kandemir Başkanımıza ve yönetim kuruluna selamlarımı iletiyorum. Daha önce zaten Ticaret Odası geçmişinde var. Ticaret Odası meclisinde bulundum 5 yıl. Daha sonra bir 8 ay kadar yönetiminde ve şu anda yine meclisinde devam ediyorum. Ticaret Odası yönetimimiz ve başkanımız çok başarılı. Ayrıca Selim Kandemir'in UTSO başkanı olarak TOB'un yönetim kurulunda yer alması bence Uşak için bulunmaz bir nimet. Ve kendisi de sağ olsun orada Uşak için en iyi girişimleri yapıyor, en iyi şekilde temsil ediyor. Ve bence birçok siyasiden çok daha başarılı ve Uşak için faydalı bir konumda şu anda. Peki bu seracılık projeniz mesela belediyeyle paylaştınız mı? Yani böyle bir... Zaten bütün insanlarla paylaştım Uşak'ta. Detaylarıyla mesela. Şimdi ne yazık ki uzun süredir Türkiye'ye hükmeden mevcut siyasi zihniyet çok istişareye açık değil. Onların da bildiği gördük onları bunlar yapmaları gerekir diye düşünüyorum. Bir de paylaşılan projelerin sonradan yok olması meselesi, hayal olması meselesi. Ne yazık ki dediğiniz çok doğru. Seçimlere hazırlanırken ortaya bir sürü vaat çıkıyor. Daha sonra seçim kazanılıyor. O vaatlerin hepsini unutuluyor. Burada halkımız da sorgulamıyor ne yazık ki. Şunu söyledin, neden yapmadın? Bunu vaat ettin, neden yapmadın demek yok. Biz de Mehmet Çak'ın seçim kazananı olarak hem tramvay projesini merakla bekliyoruz. Onun görev süresi bitmeden inşallah tramvaya bineriz. Bir de Uşak Spor'a bir stat yapacağını söylemişti. Onu da bekliyoruz bakalım. Aslında başkanı kurtaran bir şey söyleyeyim ben. Geçen hafta rektör vardı. Bizim de 5000 kişilik stadyumumuz var dedi. Aslında dedi, bizde de şehrin stadyum ihtiyacını giderebiliriz dedi. O değerlendirilmiştir. O zaten yapılıyordu o sırada. Evet. Yani vaat edildiği zaman o yapılıyordu. Tamam. Bu ayrıca Kalfa Korusu tarafında bir yer var zaten. Stadyum evet. İçine ayrılmış. Orada yapılması lazım. Bir de şöyle bir soru sorayım. Yani bizim Türkiye'de bir muhalefet anlayışı var. Ya sürekli eleştiri üzerine. Evet. Eleştiriyorsun ama bir çözüm önerisi yok. Ya sizin bu noktada hani diğer partilerden iyi partiler farkınız ne? Mesela siz eleştirirken de bir yandan çözüm önerisi sunabiliyor musunuz? Şimdi biz iktidarı eleştiriyorsak halkımız ve ülkemizi çok sevdiğimiz için eleştiriyoruz. Ama bu eleştirileri yaparken de yapıcı eleştiriler yapmaya dikkat ediyoruz. Hiçbir zaman yıkıcı, önleyici eleştirimiz olmaz. Güzel yapılan her şeyde yönetimin yanındayız. Ama yanlış bir şeyler yapılıyorsa da tabii ki karşısındayız. Ve uyarmak bizim görevimiz. Dediğim gibi mevcut zihniyet bence istişareye açık bir zihniyet değil. Bazı bize gelen sıkıntılı konular, araştırılması gereken konular oluyor veya bizim bildiğimiz konular. Bunları araştırabilmek için bilgi belge talep ediyoruz. İşte kişisel verilerin korunumunun arkasına sığınarak bize bilgi belge vermiyorlar, paylaşmıyorlar. Biz incelemelerimizi doğru ve sağlıklı yapamıyoruz. O yüzden bir şey paylaşmak pek mümkün olmuyor ne yazık ki. Tamam. İşte güncel bir konu var. İşte TOKİ'nin bu Karaç Mahallesi. Deki 700 konutluk bir proje evet, var. 780'e yakın bir konut var. Burası çöp alanı veya yakın bir bölge. Bu konuyla ilgili bir araştırma imkanınız oldu mu? Neler söylersiniz? Sevgili dostum ben 1 Eylül 1998'de Uşak Belediyesi'nde çalışmaya başladım. Erhan Akçay dönemiydi. O zaman mevcut işte vahşi depolama alanı şu an söz konusu evet. Alandaydı ve vahşi depolama dediğimiz sistemde işte kamyonlar geliyor, boşaltıyor, gidiyor işte JCB ile düzeltiyorlar. Üstüne tekrar yani yüzlerce metre bir çöp dağı oluşuyordu orada. Burayı taşıma amaçlı bir proje vardı. Bunun hatta keşiflerini nasıl yapılacağını bir ihale hazırlığında yapmıştık biz o devirde ama daha sonra olmadı. Ali Erdoğan da
bir Akarca'ya denedi yapmayı. Oranın köylüsü çok fazla tepki gösterince Ovademirlere, ki bence yanlış bir yer seçimiydi, götürdü sisteme. O bölge hepimizin bildiği üzere çöp alanı. Doğru. Yıllarca da Uşak orayı çöplük olarak kullandı. Şu aşamada da biz tabii üstü kapatıldığı için toprakla net olarak neresi nereye denk geliyor onu bilemiyoruz. Ama çok dikkat edilmesi gereken konu şu. Bir imar planı hazırlıyor belediye şimdi TOKİ ile ilgili. Evet. Bu binaların oturacağı yerin ne kadarına bu çöp depo alanı geliyor? Bunu çok iyi tespit etmek lazım. Ayrıca jeolojik etütler burada tabii en önemli detay ve nokta. Biz son meclis toplantısında da bunu talep ettik. Jeolojik etütlerin bizle paylaşılmasını istiyoruz. Düzgünce her yere nizam bir şekilde jeolojik etüt yapılsın. Ve sonuçlarını evet biz de görelim. Gerçekten çöp alanı yeni yapılacak TOKİ'nin konut alanının ne kadarının altına giriyor düzgün tespitini yapalım. Geliyorsa da yapmayalım. Çünkü saatli bombadan başka hiçbir şey değil. Yıllarca metan gazı birikiyor bunun altında. Ve tahliye sistemi de yok. O yüzden bunun takipçisiyiz. Evet, dar gelirli vatandaşımız konut sahibi olsun. Her zaman yanındayız, destekliyoruz. Fakat dar gelirli diye de çöpün üstüne, bombanın üstüne ev yapılmaması lazım. Yani ben belediyle görüşme imkanı oldu da onların açıklaması şu. Yani TOKİ diyor, gerekli tüm zeminlerini yaptı, bir sıkıntı yok diyor. Bir de biz bunun diyor belediye meclisinde oy birliğiyle tasdik ettik diyor. Yani TOKİ'ye. Tabii ki biz dediğim gibi dar gelirliye konut yapılmasının karşısında değiliz. Ama gidip de çöpün üstüne yapın demiyoruz. Ben TOKİ'nin yaptığı işlere güvenmiyorum sevgili dostum. Görmek istiyorum bir teknik personel olarak, inşaat mühendisi olarak. Jeoloji mühendislerinin görmesini istiyorum piyasada çalışan bu numune sonuçlarını, kazılacak kuyuların detaylarını görmek istiyorum. Görmeden ikna olmam. TOKİ her şeyi uydurabilir çünkü kendine göre. O zaman size bir TOKİ sorusu soralım. Tabii ki. Yani TOKİ şehre bir katkı sağlıyor mu yoksa şehrin kaynaklarını nasıl diyelim sömürüyor mu? Yani böyle biraz ağır oldu ama. TOKİ kavramı malum AKP yönetimiyle gelen bir kavram. Bence de yanlış müteahhidi zengin etme yolundan başka hiçbir şey değil. TOKİ'nin belki 1-2 senedir biraz daha estetik yapılar yapıyorlar ama geçmişte yaptıkları binalar estetik olarak fakir, şehre hiçbir değer katmayan. Zaten TOKİ'nin yaptığı alanda mimari yavaş. Burası yine biraz geliyor düzgün diyebiliriz. Ama TOKİ bir şehre geldiği zaman TOKİ müteahhidi dışarıdan, TOKİ'nin çalışanı dışarıdan, TOKİ'nin malzemesi dışarıdan geliyor. Çok nadir belki şehirden işte 3-5 kasa şey alıyorlar, nedir, çivi alıyorlar, tel alıyorlar. Onun da parasını ödemeden gidiyor müteahhit. Daha sonra esnaf mağdur oluyor. Bunu Uşak'ta yaşadık, gördük ne olduğunu. Onun dışında yani Uşak'ta yapılan şu içinde bulunduğumuz kentsel dönüşüm alanını konuşursak, burası evet mezbelelik bir alandı önceden, tabakhane yeriydi. Fakat Mesut Apaydın ilk bu girişimleri başlattığında ben belediyedeydim, işte yeni ayrılıyordum falan. Biz karşıydık TOKİ gelmesine. Hatta bir sonraki seçimi kazanan belediye başkanı da o devrede seçim propagandalarında benim de izlediğim bir kahve toplantısında şunu söyledi. TOKİ dedi, Uşak için bir kentsel dönüşüm değil, kentsel yıkışım projesidir dedi. Ama ne hikmetse seçimi kazanınca 6 ay sonra bir TOKİ başkanıyla boy boy fotoğraflar ve sistemin devam etmesi için her şey yapıldı. Ve ne olmuştu demek ki? Bunlara geldi yani. Ve en son TOKİ sistemi bittikten sonra mal sahiplerini de zaten mağdur ettiler de. İhaleleri biliyorsunuz buradaki mülklerin ne kadara TOKİ'nin pazarladığını. 150 milyon TL'nin üzerinde Uşak'tan bir para çıkışı gerçekleşti. Ve afaki rakamlara burada dükkan sattılar, iş yeri sattılar. Hiç olmaması gereken rakamlar. Yani Uşak'a faydasından çok zarar oldu TOKİ'nin. Ki Türkiye çapında öyle olduğunu düşünüyorum. Uşak özelinde düşünürsek buradaki tabakhane alanının adabazı imar planlarını belediye hazırlamış olsa bir tek belki yıkımını yapardı. Yıkımını yapsa ki o da zaten o zaman için 17 milyon TL'lik bir rakamdı. Çok yüksek bir şey burada değil. Zaten yani şu an belediyenin borcunun 850 milyon olduğunu düşünürsek devede kulak bir rakamdı aslında. Son 10-12 senedir Uşak'taki konut gelişimi, Kemal Özde, Cumhuriyet'te, Fatih'te yapılan konutları biliyoruz. Yani bu bölge çok rahat Uşaklı müteahhitler, mühendisler, mimarlar tarafından dönüştürülebilirdi. Bunun ikinci etap olacak. Kentsel dönüşümün ikinci etapı. Orayı mevcut belediye TOKİ ile yapmayı düşünmüyor çok şükür. Eğer bir değişiklik olmazsa kararlarında. Orada da gerekli planlarını yapıp vatandaşı serbest bırakmaları lazım. Vatandaş kendi dönüşümünü kendisi yapmalı. TOKİ girişimi asla olmamalı diye düşünüyorum. TOKİ'nin aslında fiyatları da çok uygun değil. İşte sadece nedir? İşte düşük peşinat gösterip 180 ay vadeye bölüyor ama o taksitler hiç azalmıyor. Yok memur maaş artışına endeksliyorlar, bilmem ne yapıyorlar derken vatandaşımız yıllarca kölelik yapıyor. Biz aslında Uşak'ta
daha uygun fiyata konutlar üretebiliyoruz. Sizin kooperatif tecrübeniz var. Evet. Bu sistemin avantajları nelerdir? Ve ülkeye örnek olabilir miyiz? Kooperatif sürekli mesela örnek gösteriliyor. Siz bu işin içinde olarak yani nasıl tarif edersiniz? 2005 yılının sonunda ben işte serbest piyasaya çıktığımda Uşak'ta malum belediyenin bir toplu konut alanı vardı. Evet. Kemalöz Mahallesi'nde ve işte toplam 31 blok yapılmış ama 10 yıldır devam eden inşaatlar. İnsanlarda kooperatifçiliğe karşı bir güvensizlik başlamıştı. Belki Şeref Caddesi'nde yer alabilecek kadar paralar ödenmiş ama inşaat uzun sürmüş, bitmemiş. Biz ekip olarak o devrede o kooperatiflerin hem danışmanlığını yaptık hem de o devreden bu yana ben yaklaşık 50 kadar kooperatif ve yapı ortaklığı tarzında projede işte proje mühendisi, şantiye şefi, fenli mesul, müteahhit ve kooperatif başkanı olarak yer aldım. 1000'den fazla konut yaptık bugüne kadar. Aslında düzgün yönetildikten sonra kooperatifçilik sistemi veya resmi olarak kooperatif olmasa da yapı ortaklığı tarzı sistem ucuza, kaliteli ve oturmayı düşünmüyorsan bile harcadığın paranın karşısında yatırım amaçlı iyi prim yapan konutlar elde edebiliyor insanlarımız bu sistemler. Biz bu konuda tecrübeli bir ekibiz. Bununla ilgili çözümler sunuyoruz insanlarımıza. Ve Allah'a şükür bugüne kadar başladığımız her işi de bitirdik. Ve dediğim gibi TOKİ'nin yerine aslında bu tür sistemler şehirler için ve insanlar için çok daha uygun. Tamam. Ya şehirlerimiz günden güne bir yaşanmaz hale geliyor. Evet. İşte her yer beton yığınılıyor. Yeşil azalıyor. Siz aslında bir müteahhit olarak size şöyle bir soru soralım. Yani beton mu? Mesela ağaç mı? Otomobil mi? Bisiklet mi? Yani böyle bir ne dersiniz? Tabii ki hiç kimse betonlamaz herhalde. Her ne kadar mühendis müteahhit olsak da her zaman için yeşil. Her zaman için müstakil ev. Fakat Uşak'taki arsa potansiyeli olarak baktığımızda daha çok böyle yüksek katlı yapılara yönelik arsalar çok fazla. Müstakil, yani halk arasında daha çok böyle dubleks villa dediğimiz tarzda yapılabilecek arsa sayısı sınırlı ve fiyatları inanılmaz afaki. Yani evi yapmadan önce o ev kadar bir parayı arsaya gömmek gerekiyor öncelikle. Bunun için insanımızın bu tür yaşama ulaşması zor oluyor tabii. Otomobil mi, bisiklet mi derken gerektiği yerde bisiklet, gerektiği yerde otomobil diyebilirim ama Uşak'ta tabii bisiklet yolları ile ilgili sıkıntımız diye bisiklet yolumuz yok. Yok yani hazırsın. Yani bir üniversiteye giden yoldaki birazcık kullanılabilir. Atapark'ın etrafındaki ne yazık ki kullanılır değil, kullanışlı değil. Ama otomobil gerektiği noktada otomobil ama en güzeli yürümek diyorum ben. Evet. Yürümeyi çok seviyorum. Günlük 10 bin adımın altına düşmemeye çalışıyorum. Herkese de yürümeyi tavsiye ediyorum. Geçen işte bizim de ortağımız Ümit Alp'in bir değerlendirmesi vardı. Yani Uşak'taki mesela tüm arsaları değerlendirdiğin zaman 1 milyonun üzerinde edecek bir arsa var Uşak'ta. Arsa var ama daha çok işte yüksek katlı yapılara yönelik. Şimdi adamın sen 4 katlı, 6 katlı, 8 katlı yerine gidip ben buraya 2 katlı yapacağım dedin mi? Arsa payı afaki rakamlara ulaşıyor. Bir de sen buraya villa yaptın 2 katlı, yanında 8 katlı bina var. Balkondan sürekli senin bahçende herkes. Çok sağlıklı bir yapılaşma olmuyor yani. Tamam. Size yine bir klasik soru soralım. Ya Uşak yıllardır marka şehir olmaya çalışıyor. Evet. Ve herkes mesela her valide, belediye başkanıdır. Sürekli mesela farklı bir şey sunuyor. Mesela birisi İlkler Şehri dedi, Altın Şehir dendi, Aşıklar Şehri dendi, Sanayi Şehri dendi. Mesela en son Mehmet Altay Vekilimiz geri dönüşüm şehri dedi. Mesela başka bir misafirimiz güvenli şehir olabilir dedi. Ya sizin bununla ilgili mesela önleriniz ne olabilir? Ya şehir olarak tabii tekstil sektöründe ve geri dönüşüm sektöründe çok ön plana çıkıyoruz ama bu normal sokaktaki vatandaşı çok ilgilendiren bir şey değil. O sanayiciler arasında yani, şey. Bizim, ya sektörel bir durum. Yani sektörel bir durum. Bizim elimizdeki en büyük potansiyel daha önce de bahsettiğimiz gibi Ulubey Kanyonları bence. Yani Ulubey Kanyonları işte Kümenli arabaları var. İşte antik kentlerin biraz kazıyla gün yüzüne çıkarılması ki çok bir çalışma yapılmıyor herhalde onlarla ilgili. Bunları bizim çok aktif kullanmamız lazım. Ki tarhanaya bir coğrafi tescil alınmaya çalışılıyor ticaret odası tarafından. O yapılabilir. Gastronomi alanında çok fazla bir şeyimiz yok, çeşidimiz yok. Bunlar yapılabilir diye düşünüyorum. Yani. Aslında tarhana festivali yapılması planlanıyor yıllardır ama bir türlü yapılamadı. Bir de Süleyman Dilsiz var. Onun da belki tarhanadan geçtiği 10 tane farklı ürün var. Cips evet. Var. Kraker var, farklı farklı ürünler varsa bunlar da mesela aslında kazandırılabilse ya bak mesela ben büyük bir avantaj olur. Bunu bile senden duyuyorum yani duymadım. Uşak'ta bile duyulmadığına göre demek ki çalışmak lazım bu konuda. Mesela lezzet dergisinde mesela
10 sayfa haber olarak çıktı mesela bu. Evet. Uşak tanrısından yapılan ürünler. Evet. Mesela bu aslında büyük bir değer. Tarhana kesinlikle büyük bir değer. Ben hani 365 gün, günde 2 gün olsa o kadar çok seviyorum, tüketiyorum. Yeldanlı'nın bu konuda çok girişimleri var ama tabii biraz yalnız kalıyor o da. Ama ticaret odası bu konuda biraz daha destek son zamanlarda ama festival konusu önemli bence bu gerçekleştirilmek. Gediz yapıyor mesela dibimizde. Ben birçok yörenin tarhanasını tükettim. Bizim Uşak tarhanası çok ayrı, çok farklı yani. Öyle. Genel manada sorularınız bunlardı. Güzel bir konuşma oldu. Sizin eklemek istediğiniz neler var? Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi Uşak olarak ne yazık ki siyaseten çok etkili insanlar çıkaramıyoruz. Mehmet Topaç rahmetliden bu yana. Onun da vefat yıl dönümüydü. Evet, 94'te vurulmuştu. Siyaseten ne yazık ki önemli figürlerimiz, aktörlerimiz yok. Çok devlet yatırım alamıyoruz. Yani ödediğimiz şehir olarak verginin yanında devletin yaptığı yatırımlara baktığımızda çok düşük kalıyor. Tam olarak rakamları hatırlamıyorum ama atıyorum vergide 15. sıradaysak yatırımda 45. sıradayız. Çok afaki farklar var yani böyle. Bununla ilgili bir çalışma yapamıyoruz ama sanayimiz çok şükür iyi. Sanayiden biraz devam ediyoruz. Dediğim gibi Uşak Ticaret Sanayi Odası Başkanımızın toplu olması son dönemlerde çok önemli. Onun sayesinde Uşak'ın bazı konuları çok çabuk halledilebiliyor. Ve son 1-2 yıldır kurum müdürlerinin Uşaklı olması çok hoşuma gidiyor. SGK Müdürü İbrahim Bey mesela, Tarım İl Müdürümüz var. Bu tür kurumlarda Uşak'ı bilen Uşaklı insanların olması benim istediğim, arzu ettiğim bir konu. Dışarıdan gelen vatandaş çünkü ne zaman gideceğim gözüyle bakıyor. Dışarı öğrenince kadar zaten bayağı bir vakit geçiyor. Onun dışında güzel bir şehirde yaşıyoruz. Ve şu detayı da tekrar halkımıza iletmek istiyorum. İnsanlar hak ettiği gibi yönetilir. Ve bu çok bilinen bir cümledir Montesquieu'nun söylediği. Fakat bunun devamı da varmış. Ve bu insanlar icraatlarına olur verdikleri yönetimde vebaline her zaman ortaktırlar. Yani. Bunu unutmamaları lazım. Hep beraber yol alıyoruz şu hayatta. Daha saygılı, daha birbirine bağlı insanlar olmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve varlığı için çalışmamız lazım. Ben milliyetçi bir insanım ama kafatası milliyetçisi değilmiş bir zaman için. Dediğim gibi Cumhuriyet'in varlığı, bekası ve devamı için çalışan herkes, Türk halkının iyiliği, refahı için çalışan herkes Türktür benim gözümde. Herkes aynı değerdir. Yeter ki insan olsun. Yani. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizim misafirlerimizde klasik bir hediyemiz var. Tabii. Normalde kahvenin 40 hatırı vardır. Biz fincan hediye ederek bu hatırı daha fazla artıralım istiyoruz.